Daha önce sinüs ve tanjant hakkındaki videoları izlemiş olabilirsiniz ve ters trigonometrik fonksiyonların zor isimli üçlüsünü tamamlamam için son olarak size kosinüsü anlatmam gerekiyor. Aynen diğer ters trigonometrik fonksiyonlar gibi kosinüs için de benzer bir düşünce modeline ihtiyacımız var. kosinüs Evet kosinüs olacak. Bu sefer sinüs değil. X'in ark kosinüsü teta'ya eşitse kosinüsün tersi x teta'ya eşittir demektir. Bu ikisi aynı şeyi yazmanın iki farklı yolu. Herhangi bir fonksiyonun ark ya da ters trigonometrik bir fonksiyon olduğunu gördüğümde aklımdan otomatik olarak teta'nın kosinüsünü alırsam x'i elde edeceğimi geçiririm. Yani beynim bu ifadeyi bu şekilde yorumlar. Bu ifadelerin ikisi de kosinüs teta'nın x'e eşit olduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle ters kosinüs x'in ne olduğunu bulmak istiyorsam hangi açının kosinüsünü aldığımda x elde edeceğimi düşünürüm. Bu söylediklerim kafanızı karıştırdıysa gelin bir örnek çözelim ve her şey açıklığa kavuşsun. Diyelim ki benden arc kosinüs eksi 1 bölü 2'nin neye eşit olduğunu bulmamı istiyorlar. Bunun sonucu olarak bir açı bulacağız öyle değil mi? Ve bu yüzden de beynin bu ifadeyi kosinüs eksi 1 bölü 2'ye eşit olan açı hangi açıdır diye yorumluyor. Soruyu bu şekilde ifade etmenin ya da düşünmenin biraz daha kolay olduğunu zannediyorum. Şimdi hemen bir birim çember çizelim. Bu y ekseni biraz daha düzgün çizmeye çalışacağım. Hatta bir cetvel kullansam daha düzgün olabilir ama sanki biraz üşeniyorum. Peki, bunun y ekseni olduğunu kabul edelim. Bu da x ekseni. Çok başarılı bir çizim olmadı ama idare edin lütfen. Ee, bu da bizim birim çemberimiz. Çemberden çok elipse benzedi ama birim çemberin ne olduğunu nasılsa biliyoruz. Peki, birim çemberdeki bir açının kosinüsü x değeri ile bulunur öyle değil mi? Öyleyse bu ifade için x değeri ya da koordinatı eksi 1 bölü 2'ye eşit olan açıyı bulmamız gerekecek. Eksi 1 bölü 2 buralarda bir yerdedir değil mi? Aradığımız açının birim çemberi kestiği noktanın x koordinatı eksi 1 bölü 2 olacak. Evet şimdi de aradığımız açıyı çiziyorum. İşte oldu. Teta'nın değerini arıyoruz. Buranın eksi 1 bölü 2 olduğunu bildiğimize göre bir üçgen oluşturarak açıların kaç derece olduğunu bulmaya çalışalım. Ve eğer buradaki açının değerini bulabilirsek o değeri 180'den çıkarıp açık mavi ile çizdiğimiz teta açısının değerini de bulabiliriz değil mi? Şuradaki üçgenin biraz daha büyük halini çizeceğim bu kenarın uzunluğunun 1 bölü 2 birim olduğunu biliyoruz. Burası 1 bölü 2. Bu kenar da 1 birim uzunluğunda değil mi? Birim çemberin yarı çapı. Sizin de bu üçgenin bir 30, 60, 90 üçgeni olduğunu gördüğünüzü düşünüyorum. Pisagor teoremini kullanarak bu kenarın uzunluğunu hesaplayacak olursanız sonucu kök 3 bölü 2 olarak bulursunuz. Hatta isterseniz gelin birlikte hesaplayalım. Buraya a dersek Pisagor teoremine göre a kare artı 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4'ün 1'in karesine yani 1'e eşit olması gerekir. Buradan a kareyi 3 bölü 4'e a'yı da kök 3 bölü 2'ye eşit buluruz. Bu kenar uzunluklarına göre az önce de söylediğim gibi bu üçgen 30, 60, 90 üçgeni olmalı. Neden mi? Çünkü hipotenüsü bir birim olan 30, 60, 90 üçgeninin kenar uzunlukları 1 bölü 2 ve kök 3 bölü 2'dir de ondan. Yine 30, 60, 90 üçgeni hakkında bildiklerimizi kullanırsak uzunluğu kök 3 bölü 2 olan kenarın karşısındaki açının da 60 derece olduğunu hemen söyleyebiliriz. Burası 60 derece. Burası 60 derece ise burası 90, burası da 30 derecedir. Harika. Bu açının 60 derece olduğunu bulduğumuza göre artık aradığımız açının değerini bulmaya hazırız demektir. 60 derecelik bir açının bütünler açısı kaç derecedir? Tabii ki de 180 derece. O zaman ark kosinüs ya da kosinüsün tersi hemen yazıyorum. Ark kosinüs eksi 1 bölü 2 120 dereceye eşittir değil mi? Evet. Aa, buraya 180 mi yazmışım hayala? Halbuki buradaki büyük açı 180 derece değil mi? Açık mavi olan açı da 120 derece olmalıydı. 120 artı 60, 180 eder. Değil mi? Evet, bunu radyan cinsinden yazmak istersek de 120 derece çarpı pi radyan bölü 180 dereceden dereceler birbirini götürünce geriye 12 pi bölü 18 yani sadeleştirirsek 2 pi bölü 3 radyan kalır. Evet, teta 2 pi bölü 3 radyana eşittir. Ark sinüs ve ark tanjant videolarında gördüğümüz gibi eğer elimizde 2 pi bölü 3 radyan varsa bunun kosinüsü eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Not ediyorum. Kosinüs 2 pi bölü 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bu yazdığımla buradaki ifadenin aynı anlama geldiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi Birim çember etrafındaki turuma devam edip bu noktaya geldiğimde ne olur? Buradaki açının kosinüsü de eksi 1 bölü 2'ye eşittir öyle değil mi? Hatta 2 pi daha ilerlersem yine bu noktaya geri gelirim. Kısacası kosinüsü eksi 1 bölü 2'ye eşit olan birden fazla açı olduğu için kendimizi sınırlandırmamız yani ark kosinüs fonksiyonunun alabileceği değerleri sınırlandırmamız lazım demeye çalışıyorum. Bunu fonksiyonun asıl değer aralığını sınırlandırarak yapabiliriz. Asıl değer aralığını çemberin üstteki yarısını yani birinci ve ikinci kuadrantı içine alacak şekilde tanımlayacağız. Hemen yazıyorum. Ark kosinüs x eşittir teta dediğimizde teta'nın alabileceği değerleri de 0 küçük eşittir teta, küçük eşittir 2 pi olarak belirlememiz lazım. 2 ee, pi değil, çok özür dilerim. Teta küçük eşittir pi olacak. Derece olarak yazmak isterseniz bunlar 0 ve 180 derece ederler. Evet, ark kosinüsün asıl değer aralığını birim çemberin üst yarısıyla sınırlandırıyoruz. Dolayısıyla kosinüsü eksi 1 bölü 2 olan tek nokta bu noktadır ve asıl değer aralığının dışında olduğu için artık buradaki noktayı değerlendirmeye almayız. Herhangi bir açının kosinüsünün eksi 1 ile 1 arasında olduğunu da bildiğimize göre ar kosinüs fonksiyonunun alabileceği x değerleri içinde x küçük eşittir 1 ve x büyük eşittir eksi 1 yazabiliriz. Şimdi Burada bulduğumuz sonucu yani r kosinüs eksi 1 bölü 2'nin gerçekten 2 pi bölü 3'e eşit olup olmadığını hesap makinesiyle kontrol etmek istiyorum. Hesap makinesini açayım. Evet, kosinüsün tersi bunun r kosinüs demek olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Eksi 0,5 eşittir dediğimde hesap makinesi ekranda gördüğünüz ondalık sayıyı verdi. Bakalım bu sayı 2 pi bölü 3 ile aynı sayı mı? 2 pi bölü 3. Evet. Aynı sayıymış. Gördüğünüz gibi e, bu değerin ne olduğunu hesap makinesi kullanarak da bulabiliyoruz. Ama hesap makinesinin verdiği sayı ne yazık ki çok da kullanışlı anlaşılır bir sayı değil. Yani bu sayının 2 pi bölü 3 eşit olduğunu bilemezdik değil mi? Birim çember kullandığımız zamansa aradığımız açının 2 pi bölü 3 olduğunu kolay bir şekilde bulabildik. Size ilginç bir soru sorarak videoyu bitireceğim. Bu arada göstereceğim şey tüm ters trigonometrik fonksiyonlar için de geçerlidir. Eğer r kosinüs x'in kosinüsünü alırsam bana bunun neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Parantez içindeki ifade için r kosinüs x teta'ya eşitse kosinüs teta x'e eşittir öyle değil mi? Bunun yerine teta koyarsam kosinüs teta elde ederim ve kosinüs teta'nın x olduğunu az önce ben söyledim. Kısacası bu x'ten başka bir şey değil. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bir kere daha tekrar edeyim mi? Ark kosinüs x'in teta'ya eşit olduğunu düşünürsek, ark kosinüsün tanımı gereği bu kosinüs teta'nın x'e eşit olduğu anlamına geliyor. Bunlar eşdeğer ifadelerdir ve bunun için parantez içindeki arc kosinüs x'in yerine teta koyduğumuzda bu kosinüs teta'ya dönüşüyor ve kosinüs teta da x'e eşitti zaten anlaştık mı? Haydi bir tane Bonus sorusu sorayım. Bu biraz daha zor olacak ama önce bunun buraya koyacağınız değeri eksi 1 ile 1 arasındaki tüm x değerleri için geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Hatta bu x değerlerini eksi 1 ve 1 de dahil. Peki şimdi size kosinüs tetanın ark kosinüsünün ne olduğunu sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Buna vereceğimiz yanıt tetanın değerine göre değişir teta eğer bir bakalım 0 ile pi arasındaysa yani ark kosinüsün alabileceği asıl değer aralığındaysa bu ifade teta'ya eşittir. Ama teta'nın bu aralığın dışındaki değerleri göz önüne alındığında bir saniye örnekle gideyim. Örnek verirsem daha iyi anlaşılacak değil mi? Evet, kosinüs kosinüs bildiğimiz bir şey olsun. Mesela kosinüs 2 pi bölü 3. 2 pi bölü 3'ün kosinüsünün arka kosinüsü. Az önceki örnekte de gördüğümüz gibi 2 pi bölü 3'ün kosinüsü eksi 1 bölü 2'ye eşit olduğu için bu ifade arka kosinüs eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Bunu çözdüğümüz zaman da sonuç 2 pi bölü 3'tür. Evet, teta ark kosinüsün asıl değer aralığında bir değer aldığında bu ifade teta'ya eşit olur. Bunun sebebi ark kosinüsün yalnızca sıfırla pi arasındaki değerler için tanımlı olmasıdır. Peki ama ark kosinüs kosinüs 3 pi için ne düşünmeliyiz? Hemen bir birim çember çiziyorum. Bunlar da eksenler olsun. 3 pi neresidir? Çemberin etrafında bir kere döndüğümde 2 pi yol gidiyorum. 1 pi daha ilerlediğimde bu noktaya geliyoruz değil mi? Buranın x koordinatı nedir? Eksi 1. 3 pi'nin kosinüsü eksi 1 ise... Ark kosinüs eksi 1 neye eşittir? ark kosinüs fonksiyonu üst yarımdaki değerleri değerlendirebiliyordu. Öyle değil mi? Yani bu eğer sıfırla pi arasında olacaksa ve ark kosinüs eksi 1 o zaman pi'ye eşittir. Burası eksi 1 etti. Eksi 1'in arka kosinüsü de pi. Çok güzel. Bu arada bunun son derece mantıklı bir sonuç olduğunu da eklemek istiyorum. 3 pi ile pi arasındaki fark için birim çember etrafında bir tam tur atmamız gerekir. Kısacası başladığınız noktaya geri dönersiniz. Bu örneklerin işinize yarayacağını düşünüyorum. Özellikle de buradakinin. Ark kosinüs x'in kosinüsü her zaman x'e eşittir. Dediğim gibi aynı şey sinüs fonksiyonu için geçerlidir. Yani ark sinüs x'in sinüsü de x'e eşittir. Evet, bunları bilmenizde fayda var ama sakın ezberlemeyin çünkü biraz düşünürseniz nereden geldiklerini hemen hatırlayabilirsiniz ve işte o zaman bir daha hiç unutmazsınız.